Merhaba arkadaşlar, DM4D&D kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz. Ve haftalık oyunlarımızı kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bugün oyuna başlamadan önce sevgili DM'imizin bugün doğum günü. Bir yaş daha yaşlanmasını mı diyelim? Daha wise olmasını mı diyelim? Kutlayalım oyunumuzdan önce. Ya da İyi ki saçının doğdun dostum. sakalın ağarması mı? İyi ki Teşekkür doğdun ederim. dostum. Eyvallah. Burada bir resim yalnız paylaşmak istiyorum. Kaan çok sever. Baldur's Gate'den bir karakterdir. Bir paladin. Yaşlandıkça hakikaten benziyorsun Kaan. Evet, aslında bir resmin bana çok benziyor. Bir ara bulursam gösteririm. Ağzını bir çizelim senin ondan sonra. Kanka o iş bende, gerçekten. sen iste ben çizerim. Mahirlerle çekindiğim bir resim vardı. O çok benziyor gerçekten karaktere. Olarak o duruş hani. Geldi onu diyorsun değil mi? Evet evet. Geldi onu. Geldi onu. Paladin demişken dersen oradan bağlarsın. Evet, yalnız en son nerede kaldığımızı Can anlatıyor sanırım bu hafta. Evet. Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta üzücü bir olay yaşandı. Bir arkadaşımız bir drone tarafından şehir ortasında biçildi. Kurtaramadık. Ahmar öldü. Güle güle Ahmar. Seni tanımak güzeldi. Kral bu öldü, kısa yaşasın yeni kral. Kısa maceramızda hoşça kal. Seni bir şekilde hatırlarız artık. Neyse. Bu hafta 30 saniye sonra unuttu. Bir ket hafızası. Tamam, şimdi geldi bir bağlantı geldi benim. Geçen haftaki oyunumuzda o trajik olaydan öncesinde tapınakları ziyaret etmiştik. İşte bu kurt adam hastalığı bulaşmıştı. Onunla ilgili çözüm arıyorduk. Ona dair bir şeyler yaptık. Şantaya'ydı değil mi? Uğradı. Yanılmıyorsam o tarafa uğradık. Şifalı oldu, ilaç vesaire aldık, oradan geri şehre döndük. Şehre dönerken yerde yatan cüceleri gördük, sonra aksiyon başladı zaten. Önceki bölümlerden izleyebilirsiniz ve şehir ortasında bir drone saldırısıyla telef olduk. Ben yerde yatıyorum. Bir drone saldırısı derken bir drone saldırısı. Evet, bir drone bu arada. O bir... Evet, bu arada şehir derken Waterdeep şey. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bağında. Waterdeep'e girişte bir grup cüceye saldıran bir grup drone var. Waterdeep'e yaklaşık 1,5 kilometre falan uzakta bir noktada. Giriş esnasında parti onu uzaktan görmüştü, oradaki Engelmen'in toz bulutunu. Waterdeep'e girerken. Fakat o kombatta dwarflar drow'ları yenmişler ve drow'lar Chilliarlus'u gibi kaçışmışlar. Bir tanesi de rastgele bir şekilde şehre kaçmış. O kaçan da sizin karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Ve maalesef de en azından aranızdan bir tanemizi öldürdükten sonra bu drow'lar çok hain, gaddar ve manyakçasına kötü bir ırk olduğu için kesinlikle yani yapabilecekleri en kötü zararı vererek yenilmeyi tercih ediyorlar. Bu sebepten dolayı aslında orada Ahmar'ın ölümünün en büyük sebebi o. Yoksa ölmeye de bilirdi belki de. Çünkü sis attıktan sonra geçen oyunda da göreceksiniz. Kaçmak için sis atıyor. Attıktan sonra kılıcı saplayıp gidiyor. Yani bunu yapmayabilirdi normal bir insan. Canını kurtarmak ama şerefsizin teki olduğu için. Aynen. Aşırı bir şerefsiz itibar ettiği için dünyasında. Şimdi arkadaşlar şu andaki haliniz gece ve o drow daha yeni kaçtı. Yani 10 saniye falan oldu aradan geçen zaman. Ve drow'un peşine bu neydi o? Grey... Force Grey. Force Grey'in elemanları, Force Grey amblemi olan Waterdeep Guard'larının özel kuvvetlerinin yani amblemi olan 3 adam bu drow'un peşine koşuyordu en son. Onu gördünüz en son. Bu arada derken aslında Asphodel gördü çünkü tek ayakta olan o. Cromwell'de, evet. Cromwell. 1 HP baygın. 1 HP yerde şu anda. Ahmarsa göğsünde bir kılıçla yerde. Ve Asphodel sadece duruma vakıf oldu o son sahneye. O gardlar da Force Grey kuvvetleri de drow'un peşine yardırdı arkadaşlar. Gördünüz.
gördün Asphodel. Ve ortalık gecenin karanlığında böyle bayağı loş görünüyor. Etrafın aydınlık en azından ama. Sadece diğer sokaklar, sağınızdaki, solunuzdaki sokaklar karanlık görünüyor. Bulunduğunuz yer daha aydınlık. Evet Asphodel, bu sahneyi gördükten sonra neler yapıyorsun? Ahmar için yapabileceğim bir şey olmadığının farkına vardın mı? Evet, onun yanına gitmiştin en son. Durumuna görmüştün gerçekten. En son hatta bir ufak bir kür denemiştin ama maalesef inefektif oldu. O zaman Cromwell'in yanına gideyim. En azından onu uyandıralım. Evet, onu da en azından uyandırmayı başarmıştın. Ona da hemen bir kür yapmıştın evinde. Yapmış kesin mıydım? Son hareket evet, olarak. Atmıştın. Okey. Ama ne oldu bilmiyorum yani. O zaman şey yapmışımdır, kürlayt yapmışımdır. Çünkü iki tane kürlaytımı harcamışım burada, öyle görünüyor. Evet. O zaman tekrar Ahmar'ın başına gidip, madem yapabileceğim bir şey de yok, dua etmeye başlıyorum. Birileri de gelip yardım edene kadar, Cromwell'i de çünkü şu anda kaldıramayacağım. Tehlikeli. Hani yardım gelir, birilerinin yardımıyla kaldırıp hani sabit, stabil bir şekilde şey yapabilirim. Evet, Cromwell, sen acılar içerisindesin. Her tarafın korkunç şekilde ağrıyor ve hani yaraların açık. Kendini kıpırdatmakta güçlük çekiyorsun gerçekten. Bayağı kötü durumdasın. Birkaç saniye öyle etrafını algılamaya çalıştın fakat etrafta ne olup bittiğini anlayınca bayağı bir tabii ürperdi. Çünkü yanında, hemen 2 metre yanında yatan Ahmar göğsünde bir koca kılıçla durmakta yani. Göğsüne dik olarak saplanmış duruyor yani yatan adamımız. Az önce savaştığınız Drow'un vücudu. Şöyle bakıyorum etrafa. Bakabiliyor muyum daha doğrusu? Boynumu hareket ettirme şansım var mı? Yani bunları gördüm. Bu kadar. Biraz da ortam sisli. Öyle bir gözlerim puslandı. Ahmar diyorum. Çıkmıyor tabii haliyle. Sessiz bir şekilde. Diye göğsünü ağrıyor. Yani sayıklıyorum Ahmar diye. Akabinde arkadaşlar şehrin normal city guardları yanınıza geldi. Birkaç tane. Bu engelmenin sesini duyanlar. Ellerinde bazı düdükler öttürerek etrafındaki, yani çevrede olan, sesi duyabilecek kadar uzakta olan tüm gardları uyarıyorlardı. Sizi gördüler, yanınıza geldiler. 4 kişi. Ondan sonra bir kargaşa oldu Asphodel ama hani sen gerçekten onların konuşmalarını böyle hani vıdı vıdı diye duyuyorsun. Kafam biraz bulanık çünkü her şey çok ani oldu. Adamlar bir şeyler söylediler, bir şeyler anlattılar. Hiçbirini anlamadım. Kafam bulanık o yüzden. Ondan sonra en son bir tanesi seni dürttü böyle. Bayan, bayan diye bir seslendiğini duydum. O uğultunun ardından, içerisinden. Diyorum ki, eğer ihtiyacınız varsa bu arkadaşlarınızı, yerde yatan kişileri kaldıralım, yardıma ihtiyacınız varsa. Aslında evet, yardım iyi olur. Cromwell'in Cromwell'i işaret ediyorum. Durumu çok iyi değil. Dikkatli bir şekilde taşınması lazım. O yüzden müdahale etmedim. Yani yapabileceğimden fazlasını yapmadım. Han'da yerimiz vardı. O Han'a taşınmasında yardımcı olursanız. Ahmar için de artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Eğer varsa bir Kelamur tapınağı burada, taşımama yardımcı olursanız o da iyi olur. Tamam, siz arkadaşınızın değerli eşyalarını alın. Biz cesetle ilgilenelim. Tamam. Yakınlardaki tapınaklardan birine götüreceğiz. Sizin bulunduğunuz hana da yarın sabah bir görevli gelip onda sizi bilgilendirecek. Şimdilik kaldığınız hana kadar size eşlik edebiliriz. Tabii ki.
Ben bunları duyup tepki verebiliyor muyum diye. Evet evet duyuyorsun. Ben Ahmar'ın saplı yani. Yani sesim ne kadar çıkar bilmiyorum. Hatalı bir şekilde. Lütfen o kılıcı sökün. Üzerinden. Dostumun. Diye oradaki gardlar oldu. Gardlı arkadaşlar. Kenara bıraktı. Biraz zor oldu. Ondan sonra sana baktılar Asfotel. Hani üzerindeki değerli şeyleri alman adına. Alıyorum ama. Tamam. Akabinde gardlar Cromwell senin iki koluna girdi işte. Biri sağ biri sol koluna girdi. Seni doğrulttular. Ayağa diktiler yani. Bunları. Bana kadar yürümek zorundasın. Dahi yaptım. Edebilir miyim? Edebilirsin. Çok şey, ters bir hareket yapmadığın sürece. Yok. O kılıç hala yerde duruyor mu? Şunu şeye sarıp bana verebilir misiniz? Ona tutunarak yürüyeceğim. Oradaki üçüncü adam oradaki kılıcı aldı işte. Ondan sonra pelerinle sardı. Sana verdi. Ucunu şey yaparak yürümeye çalışıyor. Bastırarak. İntikamını alınacak Ahmar. Neyse arkadaşlar o şekilde sizi hana götürüyorlardı. Anladım. Ne dilediğine dikkat et demesin diyesin var yani. Sizi hana götürüyorlardı. Gözüm yaştı şu an. İyi gördünüz arkadaşlar. Orada yolda yine bir guard kalabalığı vardı. Bu Force Grain amblemini taşıyan guardlar orada bir toplanmıştı. Birkaç tane. Yanlarında bir tane büyücü vardı işte. Gördüğünüz. Ondan sonra bu kalabalığın arasından yerde yatan bir tane drow cesedi gördünüz. Onun arasında. Birkaç sokak ötede yürürken siz yavaş yavaş. O tarafa doğru yaklaşsam çok mu kendimi tehlikeye atmış olurum? Kötü durum değil mi? Biraz şöyle yaklaşmak için. Baktın işte yerde yatan drow var bir tane. Savaştın mı? Olsa gerek. İki kılıç kullanıyordu. Bir kılıcım var yanında. Evet. Öyle baktım. Bana kalmadığın için şanslısın. Döndüm gidiyorum. Oradan siz döndünüz arkadaşlar. Gardlar herhangi bir şey demedi. Size yardımcı oldular hanınıza gidene kadar. Güzelce hani içeriye girdiniz. Oradaki adamların hiçbir sorusuna maruz kalmadınız yanınızda gardlar olduğu için. Kimse hiçbir şey sorgulamadı. Normal odalarınıza çıkartıldınız arkadaşlar. Ve ardından hani şeye geçtiniz, yatma moduna geçtiniz. Akşam yapacağınız bir şey var mı? Acaba? Yattığım yerden dua ediyorum abi. Doğrulabiliyorsam doğrulurum. Doğrulamazsam da şey değil. Tanrıçam ruhunun yolculuğunu hani aydınlat dedim. Buyurun. Yani üstünü başını çıkarttın onu. Yani. Orada da dua edip ardından yattın. Yapacak başka neyim var ki? Ne kaldı ki yani? İyi şeyleri yad ediyorum. Hani bir küçük işlemim var sadece. O da gömülürken onu daha sonra yaparım zaten. Kendime geleyim de. Sen bir şey yapıyor musun Aspader? Yok, rutin günlük duamı yapıp yatacağım. Tamam arkadaşlar. Sabah oldu. Siz kahvaltınızı ettiniz. Siperlerini yenileyebilirsin. Kahvaltınızdan sonra arkadaşlar bu size bahsedilen görevli geldi. Gardların görevlisi. Böyle böyle hani bu defin işlemi için haber vermeye geldik. Bugün işte Güneştepe'deyken defin işlemi gerçekleşecek. Mekanda şurası, şuradaki mezarlığa gidecek. Var mı burada Kelenvar Tapınağı? Onu öğrenmek istiyorum. Var. Var. O tapınaktan yola çıkacak. Oradan da işte Büyükşehir Mezarlığı'na gidecek diye
Uygun mudur? Başka bir tapınız uygundur. Var mı? Uygundur. Sadece bir şey rica edeceğim ben. Eğer burada bir tempus tapınağı varsa onların da bir görevlisinin cenaze töreninde bulunmasını tercih ederim. Kendisi bir tempuranda öyle. Tabii. Ay spiritüel işleri bana bırak, kurumun kleriği benim. İşte hiçbir şey diyemedim zaten. Hani bu tempuran değil miydi diye bağırırım en fazla. Tamam dediler. Adam notunu aldı. Ondan sonra Güneş Tepe'deyken tapınakta olmanızı bekliyoruz diye. Tabii. Size söyledi. Cenaze masraflarını da o zaman mı halledeceğiz? Cenazeden sonra. Tapınaktakiler zaten sizi bilgilendirecek bu konu. Tabii. Ondan sonra arkadaşlar siz hani sabah kahvaltınızı ettiniz olabildiği kadar. Toparladınız. Bir tane Cure Light atıyorum Cromwell'e. Cromwell sen 2 HP oldun sadece çünkü Han'da rest etmek sana pek yaramıyor. Sorry. Güzel. Cure Light atmam lazım. Senin yanlış için. Evet, 20 attım yanlışlıkla. 8 attım. 8. 9 HP aldık totalde. Evet. Yarı HP oldum daha ne istiyorsun işte. Bir de şey atayım. Bir de bandaj atayım. He tabii bandaj. Şey istemiyorum canım. Çok teşekkür ederim. 3 de bandaj. Teşekkür ederim. Sağ olasın. En azından rahat rahat gezinecek hale geldim. Yani pek rahat değildim tabii. Suratım düşük. Ama değil mi? Fizik olarak. İşte. Neyse arkadaşlar, öğlen vaktine doğru işte zaten hani zaman çabuk geçti. Bugünlük daha önemli bir işiniz yoktu. O yüzden cenaze için tapınağa gittiniz. Kerenvor Tapınağı'na. Kerenvor Tapınağı'na geldiğinizde bir tane Tempus Priest'i de vardı orada. Ve bir görevli atamışlar. Yeterli. Cenaze için. Ondan sonra bir Kerenvor Priest'i ve bir Tempus Priest'inin önderliğinde cenaze alındı oradan. Ben Tempus Priest'ine çok kısa bir şey demek istiyorum. Gayet naif bir adam. Hiç böyle tempuran gibi durmuyor. Yaklaştım şöyle. Gününüz aydın olsun. Bu ölen arkadaşımın beraber avlanırken ilk avladığı domuzun dişi. Rica etsem onu da gömer misiniz onunla beraber? Tabii ama şöyle bir şey var. Son savaşta silahı da genelde tempuranlar yanlarında ister. O da burada, o da yanımda. O da yanımda. Onu da eğer alırsak o da burada. Sonsuz savaş alanında da ona yardımcı olur. Çok yani, pardon, yanlış olmasın. Öldürüldüğü silah mı söylüyorsunuz? Kullandığı silah. Hayır, kullandığı silah. Baltası. Son buyurun. Baltası bende. Artı bilim olur. Son kullandığı silahı büyülü olduğu için onu gömmek yerine tapınağınıza bağışlamayı tercih ederim. Bu da zaten aslında onun ruhu için bir bağıştır. Tamam. Gömelim çünkü mi yani? Önemli olan bundan sonra onun o sonsuz düzlüklerde savaşının ne kadar iyi olduğunun yani şeyidir. Gerisi önemli değil. Yani size artık burada olanlar onun için o tarafta olanlar. Okey. Sonuçta bu büyülü bir şey. Toprak altında olmasındansa bir savaşçının elinde olması daha mantıklı. Toprak altında olmayacak. Onunla tamam. Beraber yine o savaşçının elinde olacak yani. Evet. Tabii silah takdim ediyorum o zaman ben. Ben de dişi verdim. Domuz dişini saklamıştım senin için. Sen kabul etmiyordun ama ahmarcığım. Ya ruhuna böyle. Arkadaşlar tören başladı. Kerenvor Tapınağı'ndan harekete geçtiniz. Hep beraber bir arabaya kondu ceset. Ama ceset bir tabuta konmuyor arkadaşlar. Bildiğimiz açık. Güzelce giydirmişler. Üstünü başını temizlemişler. Düzgün bir şekilde hani yüzü, gözü, eli, kolu, kıyafetleri aynen olduğu gibi. Bir şey soracağım diye. Elinden almıştık ya değerli eşyalarını. O savaş boyaları vardı onun. O boyaların özellikle kendisi nasıl sürüyordu hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla o boyalarını da özellikle süreceğim yüzüne. Ha güzel. Yeşil doğru. Boya kalmış. Savaşa gider gibi evet. Gitsin bari. Evet. Sen de onunla uğraştın. Onu hallettin. Bir an. Ondan sonra o şekilde silahını da eline koşturdu oradaki Tempuran Priest. Dua etti vesaire işte. Ve hani gerçekten de o silahı tutuyormuş gibi böyle ceset gördüğünüz. Ondan sonra mezarlığa gittiniz arkadaşlar.
Mezarlıkta işte kelam orkülü. Duasını etti. Hani ruhunun yoluna devam etmesi için. Ardından Tempus Christi geldi. O ise hani duadan ziyade savaş narası. Tempus'un kabul etmesi için bir şeyler söyledi. Şeyi de öğrenmiş. Tam hani dersine çalışmış. Hani dün geceki Drow Savaşı'nda işte o burada yatan cesur kişi onu yaraladığı için bizim kolluk kuvvetlerimiz o Drow'u yakalayıp durdurabildi. Daha fazla kişiye zarar vermeden. O Waterdeep için, buradaki masum halk için canını verdi vesaire diye adam çok güzel şeyler söyledi. Aferin. Ve üstüne de dedi ki Yüce Tempus, sen bunları duymazsan zaten onun ruhunu kabul etmemişsin demektir. O yüzden bunları duy ve o şekilde bu ruhu yanına al filan diye bayağı bir gazla şey yaptı. Bu arada tabi cesedi mezarın yanına yatırdılar ilk başta. Ardından işte dualar okundu. Ondan sonra cesedi altına, sadece düz bir tahta vardı altında. O düz tahtayla ipler vasıtasıyla mezara indirdiler cesedi. Aynı olduğu gibi. Ve şey yok. Tabut yok. O şekilde toprağın altına indirdiler. 1 metre, 1,5 metre kadar altına kazmışlar. Oraya indirdiler arkadaşlar. Ve ondan sonra bu Tempus Christi o indirme esnasında da hani tüm bunlardan bahsetti. Ve hani daha da bahsetmeye devam etti. Ama tüm vurguladığı özellikle bu Drow'la olan savaşıydı arkadaşlar. Son savaş önemli demek ki bunlarda. Evet. Yani nasıl öldü, ne adına öldü, ne amaçla öldü, motivasyonu neydi hesabı, bunlar çok önemliymiş, onu gördünüz. Ben şey yapacağım bir de diyeyim. Kendi kesesinden özellikle ilk silver paraları vardı. Bunlar işte şeydi falan filan diye. İki silver. O iki silver'ı özellikle mezarına böyle yazı tura atar gibi fırlatırsın ya. O şekilde fırlatacağım mezarın içine. Hani Timora'dan da bir şey olsun. Ama kendi parasından olsun özellikle. Bu Tempuran duasını bitirdikten sonra, Tempuran duası bayağı uzun sürdü. Onu anladık canım. Kombat da uzun sürdü. He aynen. Kombat zaten hepi topu 30 saniye sürmedi yani. 5 round falan anca. Sonra size döndü. Onun adına söyleyebileceğiniz bir kahramanlık yok mu? Sözü alayım öyleyse. Ahmar goblin kesendir. Ahmar kurt adamla savaşandır. Ahmar hiçbir zaman için korkuyla geriye çekilen değildir. Her zaman cesaretle öne atılandır. Benim silah arkadaşımdı. Beraber maceraya çıktık, döndük. Kısa bir süre içinde olsa tanıma şansına eriştiğim için şanslıyım. Özellikle. Gideceği yerde de savaşmaya devam edecek. Onun kanı hep kaynardı. Ondan sonra sana döndü şey. Christ. Asbader. Ne kadar cesur olduğunu ben birçok savaşta kendi gözlerimle gördüm. Cesurca en önde savaşmaktan hiçbir zaman geri adım atmadı. Umarım Timora da bütün cesurları sevdiği gibi orada da onun adına iyi şeyler söyleyecektir. Ondan sonra yine bu Tempus Christi sözü aldı arkadaşlar. Dedi ki, yani yüksek sesle, bayağı gür bir sesle konuşuyor adam. Yüce Tempus, ya şimdi onun ruhunu kabul et bu arkadaşlarının tanıklığıyla, ya da şimdi onun ruhunu lanetle, kelam vurun, yolunda gitsin. Dedi. Bu dedikten sonra adamı harbiden bir siper kesti. Ben Christ olarak onu fark ettim. Ve çıkardı yani. Ondan sonra bunu yaptı, yaptıktan sonra özellikle mezara baktı böyle. Bakıyor adam. Tabii öyle dikkat kesilince mezara, siz de baktınız ne oldu lan diye. Ne göreceğiz? ne görüyoruz? Ondan sonra Kelamov işte gayet sakin orada. Sırasını bekliyor. Abi o anda şey gördünüz. Ve harbiden de şaşırdınız. Bu Ahmar'ın
mezarın içinde duruyor. Hani silahıyla, kıyafetleriyle olduğu gibi. Elindeki o balta, eline bıraktığınız balta kayboldu orada. Hafif bir parıltıyla. Ondan sonra Priest'e bakıyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Sen bu sonu kabul etti dedi. Gayet gülümser bir şekilde. Ve bundan sonra sonsuz savaş düzlüklerinde Tempus'un bir askeri, bir savaşçısı, cesur bir adamı olarak onun yanında komandanına karşı her zaman savaşacak. Sonsuza dek dedi adam. Ondan sonra Kelenvor Priest'in duasını etmeye başlarken oradaki mezarcılar, bir tane vardı işte, yavaş yavaş toprak atmaya başladı. O arada sizin bilmediğiniz bir dilde Kelenvor Priest'i başladı okumaya. Üzgünüm tabii. Ama bir taraftan da sevinçliyim tanrısına kavuştuğu için. Bir taraftan üzüntülüyüm bu kadar kısa zamanda ayrıldığımız. Yeni tanışmıştık. Bir şey yok. Ondan sonra bir Tempus Priest'i size döndü arkadaşlar. İkiniz özellikle. Dedi ki daha sessiz bir şey. Çünkü Kelenvor Priest orada okuduğu için yapmak istemiyor, bölmek istemiyor. Nadir kişilerin ruhu tanrılar tarafından kabul edilir. Belki şahit olmamışsındır ama en azından bu kadarını söylemek isterim. Arkadaşınız gerçekten burada iyi bir amaç uğruna ölmüş. Çünkü eğer onun hayatı kötülük tarafından alınmış olmasaydı belki de çok fazla masumun hayatı maalesef o Drow'un kılıçlarında helak olacak. Arkadaşınız ardından üzülmeyin. Mutlu olun. Esurca öldü. Görevini yaptı. Tamam. İyi hatırladım. Ondan sonra sadece omzunuza birer pat pat yaptı arkadaşlar ve Tempus Priest'i gayet maruf, bu mesut bir şekilde direkt şeyden ayrıldı. Benim görevim bitmiştir. Yani. Bir saniye gitmeden önce sonuçta arkadaşım bir temporanda onun değerli eşyalarını da ben onun adına teslim aldım. Hem bu cenaze masraflarına binaen hem de onun tapınağına katkıda bulunmak üzere bu keseyi size vermek istiyorum deyip yüzlük cemlerin olduğu keseyi veriyorum adama. Hepsini. Adam o zaman tapınağım adına bunu kabul ediyorum dedi. Ondan sonra döndü şeye, Kelenvor Priest'e, ama mezar masrafları bu Priest'e aittir dedi. Tabi onun ödemesini ayrıca yapacağım. Siz bilirsiniz, isterseniz buradan da karşılayabiliriz. Gerek değil. Peki. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Dedi adam, o keseyi açmadı bile, hani miktara bakmadı, aldı. Ve o şekilde tapınağım adına bunu kabul ediyorum diyerek aldı yani. Ondan sonra adam bilmiyor ne yapsın. Ondan sonra yani. Kelenvor Priest'i bu tamamen mezar kapanana gömülene kadar okumaya devam etti. O işlem bittikten sonra size döndü arkadaşlar. Tüm bu işlem için sadece 10 gold yeterli dedim. Çat diye çıkardım. Ay dur ya, bu 66 gold'u da ona veriyorum diye. 66'nın hepsini mi? Evet. Geri koydum. Adam aldı. Hani bir baktı, fazla var gibi bir bakış attı. Tamam dedi. Ondan sonra o da başını sağladı. Gitti. İşte mezarın başında kaldınız arkadaşlar. En son küvetçiler de son mezarı düzelttiler, bıraktılar. Gidiyorlar. Bir de şey yapmak istiyorum diyelim son olarak bu cenaze muhabbetiyle alakalı. O kalan 1500, 3 tane 500'lük cem var. Bir tanesiyle burada bir yemek tertiplemek istiyorum. Hani cenaze yemeği. Hani fakire fukaraya yemek dağıtmak. Geri kalanları da 2 tane 500'lük cemi de yol üzerinde harcayacağım.
bir savaşçı bir şey görürsem ya ona silah temini yapacağım ya da direkt parayı teslim edeceğim. Tamam. Hani Ahmer'in ruhunu onurlandırmak adına. Şey yapabilirim eli silah tutan birine. Aynen. Orada mezarlara bakan hani kazanlar falan var ya. Ha evet, kürekçiler. Kürek rica ettim. Ben tohum almıştım ya. Bir tanesini mezarının başına dikiyorum ben onu. Kapattım. Tanrıçamın yeşilliği burada da yaşarsın. Arkadaşımın, dostumun mezarında da yıllansın dedim. Bu ağaç, bu bir çınar ağacıdır. Onun mezarını sularken, burada özellikle sularsanız başında yetişmesini istiyorum, rica ederim dedim. Uzattım, 10 gold verdim direkt. Bu işlemi yaparsanız diye. Mezarcı yaşlı bir adamdı. O parayı aldı. Parayı alırken de hafif gülümsedi. Sana dedi ki, bilirsin bizim diyarlarımız hani, ölen kişilerin ruhlarının huzur bulması için biraz zor diyarlardı. Hı hı. Ama derler ki eğer bir mezarın başında bir ağaç var ise onun ruhu kötülükten korunur. Onun ruhuna kötü karanlık eller dokunamazmış. Çok iyi dedin. Zaten bu konuda çok hassasım. Yakınlarda bir aile yakınımın mezarı bu şekilde kötü bir ruhla lanetlenmişti. Hem böyle bir şey olmamış olsun hem de hani onunla beraber devam etsin istiyorum. Kökleri güçlü, sağlam bir ağaçla beraber. Bu eski geleneği bilmeyenler genelde mezarlarını taştan yaparlar ama maalesef büyük hata. Evet. Biz öyle inanmayız. Öyle inan. Çok. O da başınız sağ olsun deyip oradan ayrıldı. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şeyiniz arkadaşlar? Yok. Okay. Dönelim ana. Tamam, siz ana döndünüz. O arada Efe'cim sana dönelim. Olur. Merhaba. Leovald. Elark. Fransız esintisi. Evet, bu Candlekeep'in etrafındaki, Candlekeep bu arada Waterloo'dan bayağı güneyde kalan bir şehir, büyük bir şehir. Bilginin ve hani ne derler? Bilgiye dair olan her şeyin bolca bulunduğu bir şehir. Hani bilinen kadarıyla Forgotten Realms'ta bulunan en büyük kütüphanelerden biri, belki de en büyük Candlekeep. Diyarın İrfan yuvası. Aynen. İlim İrfan Candlekeep'ten sorulur derler. O şehrin, bu bir city state, hani şehir devleti. O şehrin etrafındaki tabii yine toprak ağaları var. Lordları vesaireleri, ladyleri falan. Bu toprak ağalarından birinin sen evladısın. Çok iyi bir savaşçı olarak yetiştirildin. Tabii babanın sayesinde, onun maddi gücü ve bağlantıları sayesinde çok iyi bir şekilde yetiştirildin. Baban iyi biriydi. Hani kendi toprakların içerisinde bulunan halkına iyi davranıyordu. Ve bu da tabii Candlekeep'in hani büyük lordları tarafından görülüyordu. Takdir. O da hoş bir. Ha, kimileri tabii takdir etmiyordu ama önemli değil. Neyse o kişiler ve senin etrafındaki bu eğitmenler sayesinde iyi bir savaşçı olarak en azından yetiştin. Ama bundan da önemlisi baban seni zamanında oradaki Thorn Tapınağı'na verdiği için. Daha sen çocukken, 9 yaşlarındayken falan. En azından orada hani iyiliğin ne demek olduğunu, onurun, adaletin, saygının, işte, irfanın ne demek olduğunu. Görevin. Görevin de ne demek olduğunu çok iyi bir şekilde öğrendin. Ve onların dışında en azından hayatını daha hani net bir şekilde çizebileceğini düşünüyorsun. Bayağı bir şey öğrendim gerçekten. Sana çok şey öğrettiler. Ellerinden gelen kadar hani en azından en önemlisi seni manevi olarak çok sağlam yetiştirdiler. Hani iradesi kuvvetli, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür bir birey olarak yetiştirdiler. Hmm.
Ekranda paylaşıyorum resim, siz de görün diye yaptım. He. Ve ondan sonra tabii tüm bunları hani bu eğitimi aldın vesaire, o akabinde şeyi sorgulamaya başladın aile içerisinde. Hani tamam ben bunları öğrendim de nerede kullanacağım diye. Hani o tapınaktaki elemanlar sana dedi hani burada kal işte, burada insanlara yardımcı olur. İşte burada kaç kişiye yardımcı olabilirim falan diye sorguladım kendimi. O yüzden en sonunda hani gezmeyi tercih ettim. Ben dedim hani böyle oturmayacağım. Ben hani burada çürümeyeceğim. Tamam babam belki burada hani toprak ağası vesaire olabilir de hani belki yaşlandığımda gelirim. Ama şimdi hani gücüm kuvvetin yerindeyken hani bu bileğinin gücünü dünyadaki kötülükleri durdurup iyi olanları korumak adına kullanmak için. Burada herkes iyi. Hangi kötülüğe kullanacaksın? Yardıma muhtacın yanına gideyim. Ben Ha kötülüğü burada o da olabildiğince yok. temizleyeyim. Yardıma muhtaç kişi de çok az. Ne kadar andet varsa kökünü kibrit suyu deyip. Yani tabii bir andet travman yaşandı. Ondan şimdilik bahsetmeyelim. O önümüzdeki günlerde bahsedeceğimiz bir konu olsun. Neyse oradan sen yola çıktın bir tane kervanla. Gideyim dedim Waterdeep'e. Böyle güzel. Ama sen oraya giderken tabii ilkin kervana doğru evden hani ailenle vedalaştın vesaire, işte hani kardeşin oradan şey yaptı, işte annen baban, işte ne bileyim senin eğitmenin oradaki seyis bilmem ne ıvır zıvır filan hepsiyle vedalaşmak çok uzun sürdü bayağı bir. Çok Uzun hikaye. kalabalıklar. Evet çok da ev çok kalabalık. Neyse Aşiret. oradan giderken şey neydi o evin bu keisi, ya o kadar yol gideceksin de dedi hani en azından dedi şu atı al onunla git dedi. Hani bu şekilde yola çıkma dedi sana. O bir tane at verdi. Bu işte hani babanın en sevdiği atlardan biriydi. Eminim ki babam bir şey demez bu konu. Hani sen istemezsin biliyorum. O yüzden onu sana atı verdi. Çok güzel bir at. Babanın hani gençliğinde kullandığı atın soyundan geliyor. İyi bir savaş atı yani. Ondan sonra hem genç bir de yolda seni asla yalnız bırakmaz diye onu emanet etti sana. Riding horse mu, light horse mu? Heavy var o. Ne oha. Süper. Hayvan eti Hiç şey böyle. onu beklemiyordum. Ya Direkt en iyi oha atlardan biri. Şimdi baba Hani zengin olunca. o tabii. lordluğun en iyi atları. İşte babanın gençliğinde kullandığı atın soyundan geliyor. Şey soracağım, full zırhlı mı? Değil. Akgil mi geziyor yani? Zırhlı değil. Zırhı parayla alıyorsun. At Yani. güçlü sadece böyle. Evet. Güneydan. Bayağı sağlam böyle kocaman bir at. Neyse sen o atı aldın hani dizgininden tutarak yavaş yavaş hani yola çıktın. Yolda giderken daha sizin o topraktan alanından çıkmadan orada hani sizin ailenin sevdiği bir tane şey vardı. Böyle silah ustası vardı. O seni gördü yolda giderken. Gel bakalım buraya genç dedi böyle baban yaşlandı. Bir adam. Ben de amca dedim ben gidiyorum artık ya. Biliyorum biliyorum dedi. Ben onunla bir sohbet ettim tabii. Neden önce vedalaşmak adına. O da gitti oradan bir tane şey yaptı işte. Duvardan bir şey indir. Hani birçok hani eğitim aldın sen. Bu şeyi kullanmayı biliyorsun. Ama en çok da bir tabanca kullanmak. Harki bas yani. Onlardan bir tane duvardan indirdi böyle. Bak dedi. Bu benim gençliğimde kullandığım silah. Gerçi bir kere kullandım ama o benim hayatımı kurtardı dedi, bu atış. Ondan sonra da bir daha kullanmaya fırsat olması doğru. Ama çok iyi baktım o zamandan bu zamana, merak etme. Seni yaralıda bırakmaz umarım. Ama yolunda sana yardımcı olur. Onu verdi sana. Ettim gönülden. Hand match derler. Hani nasıl kullanacağını bilirsin dedi. Ha, biliyorum. Fitilini ateşleyip, yani ucunu dolduracaksın önce. Sonra fitilini ateşleyip onların takımını verdi tabii. Hani şey değil, barut işte mermisini, Çubuğunu mu mos buldum? çubuğunu vesaire, o bir set yani öyle şey değil. Hacı bu böyle hafif uzun parmak gibi bir demir çubuk atıyor. Tam olarak böyle bilye değil yani. Evet. Şu boy diyorum.
Ucunda G3 mermi satıyor. İkti var. Daha uzun ondan. Birazcık daha uzun. Bu boylarda filan. Neyse hani barutu var. 10 kullanımlık barut, 10 tane mermi, doldurma şeyi, onun fitil seti, 15'li fitil seti var böyle. 5 tanesi yedek olur onlarda. Her atışta fitili değiştiririz vesaire yani. Neyse onları verdi. Şey de verdi o. Ateşlemek için gerekli olan aleti. Hepsini verdi sana, al dedi, sen bunları kullan dedi. Ben artık yaşlandım, ihtiyacım yok. Ama yolumda sana yardımcı olur diye onu verdi. Ondan sonra da sen yola koyuldun acı. Akabinde Waterdeep'e geldin. Kervanla beraber tabii günler günler sürdü. O esnada birçok şey yaşadın. Bu hand pistol boyutlarına değil mi? Hand var ki arkibas. Şey evet. Gibi düşünebilir miyiz diyen bunu? Yardımcı olanın tasvir açısından diyorum. Korsanların kullandığı var ya 17. yüzyılda bellerine takılı olan. Onun gibi düşünebilir miyiz? Evet yani bu... Şu göğsünde tetiği... sıralı sıralı koyuyorlar ya. Evet. Tetiği olmayan bir şey. Sen fitili ateşliyorsun, yanıyor, barutu alaşıyor, patlıyor. Hedefi bu vesaire. Sonra tekrar dönüyorsun. Ondan sonra o kervanla beraber günler günler sonra, bayağı bir zaman sonra Waterdeep'e vardın sen. Waterdeep'e vardıktan sonra Tuan Tapınağı'nı ziyaret ettin. Orada takıldın vesaire. Akabinde dedin hani bir şehrin etrafını gezeyim atınla beraber. Hem de atınla şey yapıyorsun, neler eğitim şeyi oluyor sana. Yürüyüş eğitimi oluyor yani. Paslanmaman lazım. Neyse o gezintilerinden birinde bir tane yaralı adam gördün yolda, atlı. Hemen gittin yardımcı olmaya. Ondan sonra baktın ki adam bayağı yaralanmış vesaire. Çok uzun yoldan gelmiş. Sana anlattı durumunu. Hani elinden geldiği kadar yardımcı oldun adama. Dedi ki şeyde, kuzeydeki dağlarda bizim bir kasabamız var. Kasabamız tehdit altında. İnsanlarımız zor durumda. Şu anda kış vakti olduğu için onlara kimse yardıma gelemiyor. Şehirden de kimse oraya gidemiyor. Hani buraya onun için geldim. Hani cesur birileri varsa, görebilirsem biz kasabamıza yardımcı olabilecek birilerini bulmak adına geldim dedi. Dedi 4 günlük falan yoldan geliyorum bu halde. Son savaşımızdan sonra durum bayağı kötüleşti ve özlük bu bize saldıran Japon yaratıkların da duracağını sanmıyorum. Tekrar görecekler. Yaratıklar ne peki? Tehdit ne kaynak? Benim o konuda bir bilgim yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani şu boylarda falan diye hani biraz göğsünün altını gösterdi. Adam 1.80 boylarında oldu. Göğsünün altında bir hiza gösterdi. Hani gayet hani sağlam derili, silah kullanabilen garip suratlı yaratıklar. Hafif griye çalıyor derileri. Bilemiyorum. Biraz gözleri de büyük. Yani böyle yaratıklardı benim gibi. Ama hani bunun bir adı sanı var mıdır? Ben bilmiyorum. Hadi gidince öğreniriz. Yani ben size yolu gösterebilirim ama yani önemli olan oraya yardım edebilecek birilerini bulabilmem. Bu konuda bana yardımcı olursan sevinirim dedi adam sana. Tabii tabii. Adam dediğim o da 18 yaşlarında falan bir tip yani. Aynı yaşta. 9'da ben genç. Hani belinde silah olan, üzerinde stabilizer olan bir adam. Ondan sonra sen onunla beraber hani adam yaralı, bir de hani doğru düzgün yemek bile yememiş yolda. Bütün erzağını kaybetmiş yolda. O zaman paylaşırım yemeğimi tabii ki. Yanında yemek yok. Hacı sen şehirde dolaşmaya çıktın. Ha ben şehirde geziyordum. Yanında yani varsa en azından bir elma bile varsa onu veririm. Hani ben aşamana dayanırım da. Öyle bir şeyin yok gayet hani. Dediğim gibi şehirden birazcık dolaşmaya çıkmıştım. Ha, onu o zaman bir hanamana bir yere götürelim da. Bir karnım doyurayım en azından. Yani bir tapınağa tane... ya da yarasına baktırayım. Bu ne lan? Neyse o şekilde sen şey yaptın. Adam hani yana yakına gerçekten hani bizim oradaki halkımıza, ben hani benim anneme babama yardımcı olabilecek birilerini bulmaya geldim buraya. Yani
bana nasıl yardımcı olabilirsin diye sana soruyorum. Şöyle yaparız. En azından önce senin bir şeyine bakalım da, yaralarına bakalım. Bir karnını doyalım, bir yorgunluğunu atalım senin. Ondan sonra en azından hanlarda falan maceracılar olur elbet ki. Onlardan bir yardım isteriz. Yermek isteyen varsa, kimse istemezse ben tek başıma yardım ederim sana. Bunu yapar mısın? Ordu böyle genç. Neden yapmayayım? Adım Erik bu arada. Gavalt. Yani iyi bir adama benziyorsun. Umarım şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok kötü durumdayız gerçekten. Erzağımız ne kadar yetecek bilmiyorum. Elimden geleni yaparım. O arada sen baktın hani sende o riskler gibi bir iyileştirme yeteneği olmadı. Yaralar için hani elinden bir şey gelmiyor. Yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Adam yaralı hani. Peki, yaraya pek ya gibi bir şey. Ya bir tapınaktan yardım isteriz. Ne olmalı? Yani o onları filan düşünmeye başladım. İşte yemek yerken adamla beraber oturup sohbet ederken. O esnada şeyi gördüm. Baktım kısa boylu bir halfling oradaki uzun boylu bir tane human'a bir spell cast ederek onu iyileştirdi gözünün. Handa otururken böyle hani uzakta. Ben oldum böyle. Hı-hı. Şey mi? Dişi halfling mi? Hı-hı. Nereden bildin? Malum oldu. Dişlik anlaşılıyordur herhalde. Aspodem. Bakın soralım bakalım. Gidiyorum yanına. Hani şeyi bilirsin, tapınaklar bu işi parayla yapar ve ucuza olmaz. Sende de çok para yok yani. Bir şeyler var yanımda da. Gidim yanına, iyi günler hanımefendi, rahatsız ediyorum ama kusura bakmayın. Resim oldu. Resim açmaya çalışıyorum da bir anda. Hani madem konuya girdik. Buyurun. Arkadaşım yolda yaralanmış da sizin az önce bir iyileştirme büyüsü yaptığınızı gördüm. Eğer yapabilecek durumdaysanız ücreti mukabilinde biraz arkadaşıma yardımcı olabilir misiniz? Bakıyorum. Merhaba. Arkadaşını dediği bu arada, kişiye bakıyorum. Bu adamın kalktığı masada oturan adam şu anda bir şeyler yemekte bayağı hani seri aç bir şekilde yani. Bilmiyorum. Bu kişinin söylediği adama bakıyorum. Benim günde bir kere detective şeyim var. Halfling özelliği. O adamın tipine bir bakacağım şöyle bir alıcı gözle. Siper değil bu. Yüzdesi falan var mı? Zarı var mı? Yazmamışım diyen bakmamız lazım. Tamam, o zaman ben onun standart şeyini uygulayayım. Hı hı. Sen baktın herhangi bir evil'lık yok adamda. Siper yapmaya... ne bileyim, tarihçamın güçlerini öyle çarçur etmekten çok hoşlanmam ama en azından yaralarını iyileştirecek ufak tefek şeyler denenebilir tabii ki. Deyip kalktım. Tabii, gidiyorum tabii şeyden. Ya sen tabii Christ olarak kime yardım ettin? İnancının gücünü kime kullandın? Önemli senin için. O yüzden hani aklına şey geldi. Adamın yaralarına bir bakmak lazım. Ne yarası acaba? Tabii yaralarına bir bakayım. En kötü ihtimal bir bandaj atarım en azından. Yol arkadaşlarıma tamam mecburiyetten yapıyorum şey ama yol arkadaşlarıma yaptığım bir yandan bana da faydası var. Hani biraz çıkarcı yaklaşmayı seviyorum böyle durumlarda. Maceracı mısın? Evet. Uzattım elimi bu arada. Adım Leovold. Leovold Delark. Tomber. Evet. Tomber Greengard. Kabalığımı mazur görüyorum. Ben de Asphodel Demix. Atkatlılıyım. Çok memnun oldum. Ben de Kenneth Kipton'um. Aa, güneyden la. Bak, Atkatlı. İyi. Komşi.
Evet. Bakalım arkadaşınıza. Bu arada o yemek yiyen adam da ağzına bir şeyler tıkıştırırken yani sizin sohbet ettiğinizi görünce size böyle bir elini kaldırıp hani el sağlayın merhaba falan diye. Baktım. Arkadaşınızla samimi misiniz? Nereden tanıştınız? Böyle? Pek size benzemiyor. Yo, yolda gördüm. Yaralanmış kuzeyde bir kasabadan geliyormuş. Kasaba saldırı altındaymış da. Yardımcı olabilecek birilerini arıyordu. Bende bir ışık yandı mı kuzeyde kasaba saldırı altında? Sanki Senin duymuştuk biz böyle bir şeyi hani. kalem falan ne bileyim olabilir. Ayrıntıları bilmek lazım. Kuzey hangi kuzey peki? Şey söyledi mi? Şu kuzey var, şu kuzey var. Kuzey bir adet. Yani bu kasabalar tarafında mı ana yolda mı o şekilde değil yani. Yani o... Detaylarını inan bilmiyorum ben de. O Adam kadar çok... Ranger ya, yönlere farklı açıdan bakıyor. Ya canım yol arkadaşım beni tanıyor artık. O Hani zaman şöyle yapalım. yol direktifi henüz alamadım da öncelikle şu yaralara ilgilenmek istedim. Tamam, şöyle yapalım. Bence masaları birleştirelim. Arkadaşımızdan ne bilgi alabiliyorsak alalım. Durum neymiş bir öğrenelim. Biz biraz yastayız bu arada, kusura bakma. Dün bir arkadaşımızı kaybettik burada. Şehir içerisinde bir drone'la çarpışma yaşadık. Silah arkadaşımdı. Beraber hareket ettiğimiz ve sevdiğim bir arkadaşımdı. Ondan dolayı biraz yasımız var ama bakarız konu. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Ama Sevdiğimiz bir dilerseniz masamıza gelebilirsiniz. bizim masaya baktım. Hani şey oluyor ya, Asphodel'in yiyeceği içeceği yaygın oluyor ya masada genelde. Eğer o düzen kurulu Yok yok. duruyorsa. Bu değil. Siz daha yeni hana girmiştiniz cenazeden sonra. Hani yaralıydı işte diyorsun şey. Sen bir kür daha yapmıştın. Cenazeden sonra. Ya ekle hadi bir de 8 daha madem diye böyle diyor. Biraz at bir şeyler. Ben atayım mı? İşte. O hancıyı elimi kaldırdım, şöyle masa gösterdim donat gibi. Bence kafa salladı. İstemsizce gülümsedim ya. Hancı da bizi tanıyor ya, ne getireceğini biliyor artık. He. Gülümsedim şöyle bir. Geçiyoruz mu o masaya? Baktım Asmadara, tamam geçelim. Ya Buraya davete icabet etmek nezakettir. Artı benim hiçbir zaman bedava yemeği reddettiğim şey, bu arada Aspodel, şu oyunu oynayalım artık ya. Hep benle oynar mısınız diyorsun ya. Hem ben de bir şeyler öğrenmiş olur. görülmemiştir. Bakarız bir ara. Hayatımızın ne kadar uzun ya da kısa olacağını bilemiyoruz. Dün de yol öğrenmiş oldum. Bari yol arkadaşlarımla eğlenebilmeyi bilerek gideyim bu hayattan gideceksem. Böyle bir hüzünlendim gene. Bunları konuşurken oturduğumuz masaya arkadaşlar hep beraber. Ondan sonra o köylü de size baktı. Adam gayet üstü başı kirli paslı kanlı filan bir studded leather var üzerinde. Belinde bir silah var. Ve hani yemek yerken de ellerini filan kullanmış. O baktı 18 yaşlarında bir adam. Böyle esmer tenli bir siyah saçlı da. Bir adam yani. Böyle bir size baktı, kafa selam verdi. Adım Erik. Kuzeydeki Nolivari köyündenim. Oradan geldim daha yeni. Merhaba. Düşündüm diyen biz böyle bir şey nerede duymuştuk ya? Biri söylemişti bize. Kuzey'de bir kasaba yardım arıyor diye şeyde mi duymuştuk? Buraya gelmeden önce Waterdeep'e uğradığımız kasaba vardı ya. Red Larch'la. Bir konuşma geçmişti. Hayal meyal hatırlıyorum. Check atayım mı? Kasaba adını ben de hatırladım da muhabbeti hatırlayamadım. Red Larch'ı duymadınız arkadaşlar. Size şey bahsetti. Yargıç bahsetti. Yargıç bahsetmişti. Evet. Hargrove. Ha oraya gideriz gitmez miyiz gider miyiz diye düşünüyorduk zaten. Evet. Evet. Onu hatırladım şimdi. Nolivari Newtown diye de yazmışım zaten, bak not almışım. Öyle bir
bir adam şey yaptı, selam verdi, baş selamı, kendini tanıttı böyle. Elleri yağlı, tam elini uzatacaktı, sonra vazgeçtikten böyle. Mesela. Çünkü o daha temiz değil mi? Evet. De baktı eskişim şöyle. Sıkıştın mı? Ha. İyi. Tabii canım. Aa, ben sıkışmam. Ben sıkıştım. Ben şey diyorum direkt. Elini bırakmıyorum bu arada. Böyle sıkıca tuttum. Yapabileceğimiz bir şey varsa, yardımcı olabilirsek olacağız. Merak etme. Şimdi sakince neler olduğunu anlat bakalım. Öğrenmeye çalışalım ne biliyorsan. Bence Cromwell sorguyu çekmeden önce bırakalım, yoldan gelmiş. Rahatça yemeğini yesin. Üstünü başını bir toparlasın. Yaralarına bakalım, nerede yarısı var. Ondan sonra sakin kafayla konuşuruz. Rahatça yemeğini yediğini düşünmüştüm de ondan sormuştum aslında. Bayağı rahat yiyordu. Siz bilirsiniz hani nasıl isterseniz, ben isterseniz beklerim, isterseniz anlatırım. Yani demem o ki, bölümü bitirelim. Tamam. O tamam, zaman peki. Bu bölüm en azından yeni yol arkadaşınızla tanıştınız arkadaşlar. Bakalım neler olacak bundan sonra. Partımıza da son verelim ama tabii ikinci partımız olacak. Belki üçüncü de olacak, bilemiyorum. Bence görüşmek olur. Üzere. Bence görüşmek de. Üzere diyelim. Biz kısa bir mola verelim ve bir sonraki partta gelirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.